İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Siirt'teki Ermeni toplu mezarlarının üzerine mahalle inşa ediliyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nde kadınlar istedikleri zaman askeri eğitim alabilecek. Macron, Rusya'yı Ermeni-Azeri sorununu tırmandırmakla suçladı. Artsakh'ta ana yoldan Astğaşen ve Patara köylerine giden yol yenileniyor. Maraş'ın Domuztepe Höyüğü'nde 7500 yıllık yerleşim yeri tespit edildi. Batı Ermenistan'daki Dikran'a gert Diyarbakır'ın Ermeni mutfağı. Artsakh hazineleri Dikran'a gert. Nevala Kesaban, Türkçe adıyla Kasaplar Deresi. 1915'te soykırımından geçirilen Ermeni ve Keldanilerin, 1980'den sonra da bölgede öldürülen Kürtlerin sayısız bedeninin altında yattığı Siirt'teki lanetli dere. 1989'da gazeteci Günay Aslan'ın haberi üzerine konunun gündeme gelmesiyle üstünkörü yapılan kazıda birkaç saat içerisinde 8 kişinin cesedine ulaşılınca toplu mezarlar da konuda bir daha açılmamacasına kapatılmıştı. 33 yıl sonra bugün Nevala Kesaban, Kasaplar Deresi yine gündemde. Varyap adlı inşaat şirketi toplu mezarların üzerine havuzlu villalar, AVM'ler dikmeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili Günay Aslan şöyle konuştu. Hakim kültür, inkar kültürü. Ermeni mezarlarının üzerine işyerleri yaptılar, hatta bir Ermeni mezarlığının üstüne tuvalet yapıldı. Vanlıyım ben. Van'da birçok Ermeni yapısı var. 7 kilise de bu yapılardan biriydi ve çok önemliydi. Yıkıp ahır yaptılar. Nevala Kesaban, Kasaplar Deresi de bir toplu mezar olarak kaldığı sürece devleti rahatsız ediyor. Burayı ortadan kaldırmak için üzerine villa veya AVM yapmaları lazım. Ez cümle, toplumdaki ahlaki çöküntü ve çürüme devletin kadim inkar kültürüyle birleşince böyle bir yapılaşma gündeme geliyor. Bu mekanlar suç delillerinin saklandığı yerler. Suçun üstünün örtülmesi, cezasızlık kültürünün devam etmesi demek. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Suren Papikyan, 13 Ekim'de yapılan hükümet toplantısında kadınların sıklıkla Savunma Bakanlığı'na mektup yazarak askeri eğitimden geçme konusunu gündeme getirdiğini duyurdu. Papikyan, halihazırda resmi bir planımız var. Savunma Bakanlığı yakında Ermenistan Cumhuriyeti kadın vatandaşlarının kayıt olarak uygun atış poligonlarında askeri eğitim alabileceğine dair bir açıklama yapacak. Tabii bu isteğe bağlı, zaman, üniforma, her şey netleşecek dedi. Ermeni kadınları cesaretleriyle tanınırlar. Meşru müdafaa savaşlarında Ermeni askerlerini cesaretlendiren sosyomayrik karakterini hatırlamalıyız. Batı Ermenistan bu adımı olumlu değerlendiriyor ve belki de daha sonraki adımların incelenmesine bağlı olarak önerilerde bulunabilir. Fransa Cumhurbaşkanı, Rusya'nın Kafkaslar ve ötesindeki durumu istikrarsızlaştırmak için Ermeni-Azeri sorununu kasten kışkırttığını iddia etti. Emmanuel Macron, dün France 2 televizyon kanalına verdiği röportajda Moskova'nın durumu Azerbaycan lehine ısıttığını iddia etti. Emmanuel Macron, dün France 2 televizyon kanalına verdiği röportajda Moskova'nın durumu Azerbaycan lehine ısıttığını iddia etti. Fransa Cumhurbaşkanı, son 2 yıldır sınırda neler oluyor? Sınırın güvenliğini sağlamak için 5000 Rus askerinin oraya yerleştirildiği bildirildi. Ancak Ruslar asırlık çatışmayı kullanıyor ve Azerbaycan'ın Türkiye ile oyununu yakın ilişkiler içinde oldukları Ermenistan Cumhuriyeti'ni zayıflatmak için kullanıyor. Neler olduğunu görüyorsunuz. Bu, Kafkasya'daki durumu karıştırarak hepimizi istikrarsızlaştırmak isteyen Rusya'nın bozucu girişimidir diye açıkladı. Batı Ermenistan yalnızca son savaştan sonra değil, savaştan önce de birçok kurbanımız olduğunu kaydetmektedir. Azerbaycan neredeyse her gün yaptığı provokasyonlarla sınırda Ermeni askerlerini öldürdü. Tabii ki bu barışçıl görünen koşullarda her yıl bunca şehitlerimizin gerçeği düşündürücüdür. Türk-Azeri tandemi barış istemiyor. İstedikleri Ermenilerin yok olması, ancak bu asla gerçekleşmeyecek. Biz buna izin vermeyeceğiz. Batı Ermenistan, Rusya'yı suçlamadan önce Azerbaycan'ın Artsakh'ı işgal ederek 1920'de Ermeni devletinin toprak bütünlüğünü tanıyan uluslararası hukuka saygı duymadığını hatırlatmak gerektiğini Fransa Cumhurbaşkanı'na hatırlatır. Hayastan adlı Tüm Ermeniler Fonu'nun katkısıyla Artsakh'ın ana yolundan Astğaşen ve Patara köylerine giden yol baştan sona onarılıyor. Artsakh Cumhuriyeti Kentsel Gelişim Bakanlığı tarafından bildirildiğine göre 8.4 kilometre uzunluğundaki yol Patara köyünden başlayıp inşa edilen yeni mahallesi de dahil olmak üzere Astğaşen köyünün içinden geçerek Stepanakert-Drımbon karayoluna katılıyor. Toprak dolgu temeli ve çakıl tabakasının yapımından sonra 2 kat asfalt serme işlemi yapılıyor. Yol yapım çalışmaları Kapavor adlı şirket tarafından yürütülmektedir. Batı Ermenistan, Artsakh'ın yerli, otokton Ermenilerin yaşadığı bir yer olarak kalması için her şeyi yapacak ve uluslararası arenada yerlilerin haklarının korunması için bir mücadeleyi yürütüyor. Batı Ermenistan'ın Maraş'ın Domuztepe Höyüğü kazılarında 7500 yıl önceye ait olduğu değerlendirilen yerleşim yeri ve silo tespit edildi. Höyük'te Ön Sümerliler dönemine ait olduğu tespit edilen tarihi yapılar ile 7500 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen yerleşim yerine ulaşıldı. Arkeolojik Kazı Başkanı Doçent Doktor Halil Tekin, Domuztepe'de çok büyük ve geniş bir yerleşimden bahsediyoruz. 22 hektar gibi devasa büyüklükte. Dünyada bu dönem için bu kadar geniş bir yerleşim yeri şu ana kadar kayıtlara geçmiş değil. Bu muazzam bir potansiyeli barındırdığını gösteriyor diye konuştu ve devam etti. 2021 kazılarının bizim için en değerli tarafı yerleşimin terk edildiği son anı tespit ettik. Terk edilirken bırakılan çanak çömlek ise bizim Mezopotamya'nın güneyinde gördüğümüz çanak çömleğin aynısı. Buradaki yaşam biçimine baktığımızda oldukça basit ve yalın bir şey görünüyor. Taş havanlar, havan evleri ve onlardan da elde edilen çok küçük öğütme taşları buluyoruz. Volkanik camlı aletler de karşımıza çıkıyor. Batı Ermenistan'ın önemli sayıda varlıklı zengin Dikranagertliler, Diyarbakırlılar, iyi bir hayat yaşayan, hayatı ve zarafeti seven kişilerdi, ziyafet için vesileler yaratmayı severlerdi. Kadın ve erkeklerin ayrı ayrı tertiplediği elit eğlenceler adettendi. Şekil ve sunum bakımından diğer yörelerden farklılık gösteren mutfak kültürü de bu özel atmosferde şekil bulmuştur. En belirgin özelliği farklı baharatların bolca kullanılması. Bu, şehrin kadim ve transit bir yaşam alanı olduğu ile alakalı. Sadece yemekler ve tatlılar değil, içki ve şuruplar da baharatlarla hazırlanır. Şehir mutfağına özgü, meşakkatli, güzel görünümlü ve zarif tada sahip yemekleri var. Etin bolca kullanılması ise sahip oldukları maddi refahın bir göstergesi. Hemen hemen her ev kendine özel mutfağına ve tandır odasına sahipti. Asırlar zarfında en uygun şartlar oluşmuştur. Dikranagertli bir kadın mutfak rafında dizili, büyük, orta, küçük ve farklı kullanıma sahip tencere serisini yani bakır dizisini gururla gösterir. Alelade kaplardan geniş ağızlı leğenlere kadar. Metal, kil, ahşap, cam, hasırdan hazırlanmış kaplar, tepsiler, güğümler, şişeler, sepetler kullanılır. Makalenin tamamını aşağıdaki linki tıklayarak okuyabilirsiniz. Dikranagert şehri Artsakh Cumhuriyeti'nin Askeran bölgesinde Platon'un en büyük ikinci nehri olan Haçanaged'in iç vadisinde yer almaktadır. Bankasar Dağı'nın güneybatı iç yamacına ve bitişindeki oyukta kraliyet kaplıcaları civarında yayılarak 70 hektardan fazla bir alanı kaplar. Şehir milattan önce 90'lı yıllar sonunda Ermeni kralı 2. Dikran milattan önce 95-55 tarafından kurulmuştur. Artsakh'taki Dikranagert şehri Dikran'ın adını taşıyan, konumu kesin olarak belirlenmiş ve arkeolojik araştırmalara konu olan birçok yerleşimden sadece biridir. Dikranagert güçlü surlarla çevrili büyük yaklaşık 6 hektar müstehkem bir bölgeden ovaya yayılmış şehir mahallelerinden, mezarlıklardan ve geniş tarım banyolarından oluşuyordu. Şehir tamamen yerel krem rengi kireç taşından inşa edilmiştir. Kazılar sırasında iki kilise ve bir mezarlığın bulunduğu kentin erken dönem Hristiyanlık meydanı da ortaya çıkarıldı. Birkaç bin arkeolojik buluntular arasında 5. 7. yüzyıllara ait lüks çömlek kapları, Part dönemi sikkeleri, Sasaniler dönemi mühürleri ve Ermeni yazıtları göze çarpmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Aşuh Havasi'nin Valya Sambelyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Yaylavor Yarız adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.